Bazıları diyor ki efendim ginkoyu bunun kilosu 10 lira. Ama bunun destilasyona damıtılarak elde edilen ekstraktı 500 lira 600 lira kilosu. Çok pahalı. Türkiye'de bine yakın firma var. Hiçbirisi ne yapmıyor? Ekstraktan ürün üretmiyor. Bana getirmiş. Bir tanesi çöp üretiyor dedim. Beni mahkemeye vermiş. İsmini de söyleyeyim. Ömer Coşkun bir daha mahkemeye versin. Beni mahkemeye vermiş. Çöp üretiyor dediğim için. Polis de gitti baskın yaptı. Çöp ürettiğini ispat etti. Amerika'ya kaçtı. Bilmiyorum Amerika'dan geri geldi mi gelmedi mi? Hakim bana diyor ki siz diyor çöp üretiyor demişsiniz diyor. Doğru mu? Doğru dedim. Yalan mı var? Baskın yapıldı. Ürünlerin içinde hayvan yemi olduğu ortaya çıktı. Çöpten daha kötü hayvan yemi. Adam hayvan yemini 3 liralık hayvan yeminden kapsül yapıyor. İnsanlara veriyor bir de bunu utanmadan. Bir de adı üzerinde doktor. Ne biçim doktor? Allah akıl fikir versin. Şimdi çok meşhur bu doktor hayvan yeminden bir şeyler yapmış. Üstüne de ginko yazmış. Vatandaş da ginko ile ilgili birçok şey duymuş. Gitmiş almış. Getirdi bana dedi ki ben bunu yıllardır kullanıyorum. Bir faydasını görmedim hocam. Bir bakayım dedim. Açtık baktık. Aa dedim ki bu çöp. Nasıl çöp? Çöp. Aa ondan mı dedi. Ben onunla gider konuşurum dedi. Şimdi bu ekstrak olduğu için pahalı. Vatandaş diyor ki niye 70 lira? Ne yapayım yani? Benim bahçemde yetişmiyor ki bu. Japonya'dan geliyor. Buna biz dolarla ödüyoruz. Türk lirasıyla satıyoruz. Maliyetine yakın. Yani işin doğrusunu yaparsanız zaten bunu uygun fiyata veremezsiniz. Daha uygun fiyata veremezsiniz. Zarar edersiniz.